Efendim hafta sonlarınızın en neşeli, en keyifli ve en canlı programı Alaaddin'in sihirli lambasından ben program yapımcınız ve sunucunuz tabii ki Alaaddin'den herkese selamlar, sevgiler iletiyorum Mavi Karadeniz TV ekranlarından. Ve bugün itibariyle Mavi Karadeniz TV ekranlarında sizlerle birlikte olacağım her pazar tabii ki 11 ile 13 arası ama malum bugün biraz geciktik. Roterli programa başladık. Bundan dolayı tabii ki öncelikle bütün Mavi Karadeniz TV izleyicilerinden özür diliyorum. Bugün iki muhteşem konuğum olacak. İki güzel ses bizlerle birlikte olacak programımda tabii ki. Ve bugün ilk canlı yayın deneyimim. Hani sürçülisan edersem affola özür diliyorum. Uzun zaman oldu. Daha önce de tabii ki canlı programlarımız, televizyon programlarımız oldu, radyo programlarımız oldu ama bayağı bir uzun zaman geçti. Bayağı bir uzun ara verdik. Tabii ki ara sıra böyle sürçülisan durumlarımız olursa affola. Şimdiden herkesten özür diliyorum. Tabii bu arada programın başından hemen teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Çünkü bu güzel ekranı bana açan, stüdyoyu bana açan öncelikle Mavi Karadeniz TV Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fuat Kuş'a, sevgili Karadavut'a ve tüm yönetime buradan teşekkür ediyorum. Ve tabii ki pazar günü bu güzel günde sabah sabah hani ne de olsa 11'de başlıyor program ama sabah sabah da olsa canlı yayın kahrını benimle birlikte çekecek olan kamera arkasında görev alan arkadaşlarıma, rejide olan, seste olan ve kamera arkasında görev alan herkese teşekkür ediyorum programın başında. Dediğim gibi bugün iki güzel isim, iki güzel konuğum bizlerle birlikte olacak. Bomba gibi şarkılar, gerçekten bomba gibi şarkılarla, sohbetlerle programın akışını devam ettireceğiz inşallah saat 13'e kadar. Yani kısacası diyorum ki hiçbir şeyi kaybetmek istemiyorsanız Mavi Karadeniz TV ekranlarından ayrılmayın diyorum. Bu arada sohbetlerimiz esnasında tabii ki canlı bağlantılarımız olacak. Canlı telefon bağlantısı da alacağım. Önemli kişilerle sohbetlerimiz olacak tabii ki. Şimdi aslında zaman kaybetmeyelim. Sohbetimiz devam edecek. Çünkü programa geç başladık. Şöyle hareketlenelim. Şöyle güzel şarkılar dinleyelim. Sevgili Zeki Özkanca. Özür diliyorum, Ziya Özkanca. Malum dediğim gibi ilk canlıyın Ziya Özkanca bizlerle birlikte olacak ve kendisini şöyle güzel şarkısıyla, o güzel yorumuyla davet ediyorum stüdyoya. Evet, hemen Ziya Özkanca gel. Yakarım.
sana kurban olayım. Gel yanıma yanıma, sana kurban olayım. Al beni de git hanım, ben sana yar olayım. Sen dur, ben sana yar olayım. Al beni de git hanım, ben sana yar olayım. Sen dur, ben sana yar olayım. Anzerim Ali yarım, dağların günü yarım. Anzerim Ali yarım, dağların günü yarım. Ben seni yanamasam bu dağla niye yakarım. Sen dur, bu dağla niye yakarım. Ben seni teşekkür ediyorum. Abim hoş geldin. Sağ ol canım benim. Nasılsın? Programın hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Hakikaten dinliyorum seni. Bakıyorum öyle heyecan meyecan. Evet. Heyecan yapma. Yani, baya zaman oldu çünkü. Evet. Uzun zaman oldu. Ekranlardan uzak kaldım. Ama bugün itibariyle tabii yine Mavi Televiz TV ekranlarında. Sevgili izleyenlerimize birlikteyiz. Hoş geldin. Biraz herhalde trafik mi ya, yoksa? Trafik sıkıntısı şöyle oldu. Bir anlaşmamazlık oldu adres hususunda. Evet. Hani detaylara sonra konuşuruz. Öyle bir sıkıntı oldu ama sonuçta bulduk. Eski yeri bildiğim için. Evet. Anladın mı? Evet. Sıkıntı yok. Yani, şimdi telaş etmene gerek yok dedim. Yani evet. Ekrandakiler yabancı değil. Tabii mutlaka. Bütün onun için çok teşekkür ediyorum davetinizden dolayı. Ben teşekkür ederim. Bugün pazar günü olmasına rağmen bu güzel saatini. Şu anda pazar günü ekranların başında, Mavi Karadeniz ekranların başında insanlar Karadeniz hep bizi seyrediyor. Mutlaka. Avrupa bizi seyrediyor. Mutlaka. Herkese hayırlı sabahlar diyorum, güzel günler diliyorum. Daha muhabbetlerimiz devam edecek. Sohbetlerimiz devam edecek. Büyük ustadımız var çünkü arkada. Onlarla lak lak şamata işler olacak. Güzel bir ses şu an. Ben oturuyorum. Bizi bekliyor. Evet. Karadeniz'in ne deniyor İbrahim ona? Tatlısesi. İbrahim Tatlısesi. Gerçekten öyle. Yerim değil mi? Karadeniz'in... Harika insan. Çok güzel. Insan. Yorumları hele özellikle ya çok güzel. Esprisi yorumu kişilik olarak çok değerli gerçekten insan. Gerçekten öyle. Şimdi o zaman fazla zaman kaybetmeyeceğiz. Tabii sohbet edeceğiz. Kendisini hemen davet etmek istiyorum ben. Bu arada davet edeceğim ama... Şöyle söyleyelim biz. Ekranların başında bizi seyreden şu anda güzel insanlar bizi seyrediyor. Evet. Demin az önce programa çıkmadan önce de işte Bülent kardeşim şu anda seyrediyor. Evet. Selam olsun ona. Dostlar, arkadaşlar, bütün seyreden kısaca. Çünkü tek tek saymaya kalktım. Olmaz. Mutlaka, biliyorsun. Çok. Yani... Bütün seyreden dostlarımıza, sevenlerimize, Karadeniz'e, her nerede Karadeniz atmosferi yaşanıyorsa herkese kucak dolu sevgiler olsun. Herkese tabii selam ki olsun. Selamlarımız, sevgilerimizi kesinlikle iletiyoruz. Özellikle tabii hani Türkiye'mizin dışında şu an Avrupa'da bizi izleyenler var. Avrupa'da şu anda izleyenlere buradan kucak dolusu selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Güzel hareketli bir şarkıyla başladık. Yani şöyle söyleyeyim. Yani benim bu albümümü iki sene evvel yaptım ben 2010'da. Evet. Rahmetli Erkan Ocaklı'yla beraber bir müzisyenlik hayatım vardı. Evet. Şimdi hani az önce girecektim muhabbete ama. Erkan abi dedin, Erkan Ocaklı'yla. Erkan Ocaklı, rahmetli. Rahmet eylesin. Evet, anıyoruz tekrardan. Yıllarca müzisyendim ben. Ritim saz olarak vokalistiydim 15 senedir. Evet. O vesileyle onunla bu albümü biz onunla hazırlamıştık. Evet. Tabii vefat edince tamam dedim, müzik hayatı bitti bizim dedim. Evet. Yani şöyle bitti derken başka işlerinde çünkü uğraştığım için, ticaretinde uğraştığım için. Dedim ben bu albümü çıkaracağım dedim. Karar verdim. Böyle bir albüm çıkardık. İnsanlar sevdi, seviyor. Evet. Ama kızıyorlar bana, şöyle kızıyorlar bana. Neden yoksun piyasada? Hani neden yoksun, ortalıkta yoksun? Yani, ön planda değilim, çıkamıyorum, gitmiyorum, takip edemiyorum işin açıkçası. Ama çok teşekkür ederim, kırmadın. Evet. Geldin. Senin vesilenle, programa. Tabii Mehmet abi bana zaten telefon açınca ona yok diyemem. Çünkü eski, çok eskiyiz. Evet. Mehmet abi olsun, Erkan abi olsun, işte Adnan abi olsun, Adnan Yılmaz olsun. Yılmaz. Hep eski o atmosferi, Yılmaz Turanlar, işte o şeyin dönemiyiz biz. Eski dönem. Tabii eski dönem. Daha eski dönem. Piyasa şimdi canlanınca, hareketlenince, parayı bulan bir kenara kaçınca yani, farklı olaylar çıkıyor meydana. Şu da var ama yani Karadeniz kanalları diyeyim ben. Şu an Karadeniz kanalı olarak şöyle söyleyeyim sana. Gerçekten Mavi Karadeniz'in çok güzel bir yeri var, çok güzel bir konumu var. Evet. Kardeş kanalları da var tabii. Tabii mutlaka. Ama Mavi Karadeniz gerçekten Karadeniz'de süper bir şekilde izleniyor. Bunu iltifat için söylemiyorum, samimi söylüyorum. Televizyon eve gittiğim zaman, televizyonuz olmadığı zaman hemen Mavi Karadeniz'e bakıyorum. Sonra öbür kardeş kanallara. Yani söylemekte de sıkıntı yok. Tabii, Kral Vizyon, Vizyon Türk, onlar da bizim kanalımız çünkü. Kardeş kanalımız. Sıkıntı yok. Evet. Sıkıntı yok. Mehmet abi herhalde hazırlandı. Evet. Sıkıntı olmasın. Gör bizi. Hemen kendisini davet etmek istiyorum. Muhabbete devam edeceğiz tabii, çünkü. Sohbetimiz devam edecek.
Evet, kendisine efendim namı diğer Karadeniz'in İbrahim Tatlıses'i diyor halkımız. Tabii ki kendisini çok seviyor. Esprileri, o güzel sesi, o güzel yorumu gerçekten muhteşem. Ve ne diyorum? Mehmet Akyıldız diyor. Kimseyi sevmedim, senden başkasına gönül vermedim. Senin gibi hiç kimseyi sevmedim. Dünya yalan, gerçek sensin bir tanem. Sen benimsin, ben de senin Gülizar. Dünya yalan, gerçek sensin bir tanem. Sen benimsin, ben de senin Gülizar. Gülizar, ne büyüdün ne nazar Gülizar. İçimizin aşkı değil Gülizar. Kul değil Allah bozar. Ah Gülizar, Gülizar. Kul değil Allah bozar. Gülizar, ne büyüdü ne nazar Gülizar. İçimizin aşkı değil Gülizar. Kul değil Allah bozar. Ah Gülizar, Gülizar. Kul değil Allah bozar. Ben de senin Gülizar. Dünya yalan, gerçek sensin bir tanem. Sen benimsin, ben de senin Gülizar. Gülizar, ne büyüdü ne nazar Gülizar. İçimizin aşkı değil Gülizar. Kul değil Allah bozar. Ah Gülizar, Gülizar. Kul değil Allah bozar. Gülizar, ne büyüdü ne nazar Gülizar. İçimizin aşkı değil Gülizar. Kul değil Allah bozar. Ah Gülizar, vay, Gülizar, Mehmet abi, hoş geldin. Ziyam. Hoş geldin. Ziyam Özkan, seni açma. Bak, değil mi? 10 numara. Dediğim kadar var. İdare lambasını şey. Bizim orada idare lambası var. O tıkıyor o zaman. Ziyam, vallahi bile. Eskiden biliyorsun idare lambaları vardı, fitil evet. Vardı şimdi. Evet. Onun böyle şeysi vardı, gaz gördük ve verirdik onu yukarı. Ben evet. İşte ilkokula gidiyordum. Hatta... onlar okurken onların bir tane idare lambası var. Annem der ki, evet. Oğlum çok ders çalışırım ben. Kaz yağlı lamba değil mi Mehmet abi? He, hani kaz yağlı. Lüks daha lükstü değil mi? Lüks vardı. Lüks daha sonradan. Onları bilirim ben, onları bilirim. Kendi öyle bir oldu ki bak şimdi geç bir işi yerine gel. Mehmet abi çok eskilere tabii ki. Onu verdik yukarı böyle. Annem der ki, oğlum hav lambayı biraz ver de evet. Biz burada yemek yiyelim. Ağzımıza mı kaşıyoruz, evet. Burnumuza mı görelim? Yani... Düşünebiliyor musun? Bir tane lamba, o da idare lambası o zamanlar evet. Ama şimdi tabii çağ atladık. Ziya Özkan'ca gibi kardeşlerimize çağ atlıyoruz. Evet. Gençlerimiz. Ya senin kardeşlerimiz. Gerçekten. İdare lambası şey... dedim ama yani şey Alaaddin lambası yani. Abi lamba. Ha, olay oraya bağlayacak. Lamba var orada. Olay oraya bağlayacak ya. Olay oraya bağlayacak ya. Güzel. Yani nasıl program ismi nasıl Mehmet abi? Abi çok güzel. Ben bir zaman da yine Alaaddin'e gelmiştim. Ama böyle ilk defa sabahtan kalkıp bir de biraz kalkıyoruz biz kardeşim. Akşam evet, bir evet akşamdan. Sabahtan 5'te uyudum. Bak şerefsizim beni. 5'te uyudum. 5.30'du yani. Uyudun da abi. Düşün abi şimdi evet. Sabahtan kalktık. Programdan sonra bize çok, bir yere ayıracaklar uyuyacağız bir iki saat. Ulan he. Çok teşekkür ederim Mehmet abi. Beni kırmadın. Ziya abi de öyle. Evet. Programa geldiniz. İlk programı özellikle. İlk canlı yayınım. Çok teşekkür ediyorum. Sanırım yayında biraz gecikmeler olur. Şimdi ekran başında Alaaddin başlayacak diye gecikme başladı falan. Evet. 5-10 dakika gecikme olur. Ama biz bu güzel televizyonun güzel sahibi sevgili
Fuat Kuş kardeşimizle evet. ricamız olur. 10 dakikada uzatırız yani fark etmez. İstiyorsanız. Fuat Bey. Burada biliyorsun Ahmet Hürmesçi. Kameramanlardan. Çok eskilerden evet. Baba Ahmet yani abi. Öyle şey. Sizin programını biz Ziya Özkan'ca kardeşimle tebrik evet. ediyoruz önce. Abi çok çok teşekkür Hayırlı ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Çok biz sağ olun. Biraz evet. yollarda eziyet çektik. Oradan cil buradan çık oldu ama. Sıkıntı yok. Tabii şu var. Sıkıntı yok. Şu var abi. Yani parçanın eziyeti. Mavi Karadeniz. Yeni burası. Yeni olduğu için. Yeni evet. Mavi Karadeniz. Ama güzel diyor. Çok büyük. Çok güzel. Mesela stüdyo bak abi ya. Evet. Valla şeyde bir stüdyo yok böyle hani o büyük televizyonlarda ismi söylemeyelim. Yani söyleme stüdyomuz abi, gerçekten yani. Çok güzel, çok mükemmel olmuş Mehmet abi. Değil yani mi? Çok mükemmel. Biraz da o zaman düşmanlarımız çatlasın diyelim. Baksana abi. Yani ya. Gerçekten öyle. Şimdi iç canlı yayın olduğu için tabii dekorumuzda biraz eksiklik var. Tabii. Biraz değişiklik olacak. Ya, güzel olsun. İlk biz başladık. İnşallah uğurlu geliriz. Şanslı yani, geliriz abi. Bir geleceğimize eminiz. Abi bak bir dakika. Uğurlu gelme açısından doğrudur diye. Ofi var Allah'a. Ofi var Allah'a şükür. Uğurlu geleceğe kesin ya. Oflu'nun ayağı uğurlu gelir. Ha bitti. Oflu'nun ayağı uğurlu gelir. Şimdi Mehmet abiyle program yapmak çok güzeldir. Çünkü evet. yıllarca arkasında ben ritim saz da çaldım. Erkan abiyle çaldım. Erkan evet. abiyle ama Zahmet Mehmet abiyle de çok çalıştım ben. Neşelidir. Yani böyle insanlarla gerçek program yapmak, yok, yani konuk ya, olmak, bunların yanında mutlaka. Olmak bir şereftir, onurdur. Bir de geçen bir programa katılmıştım yöresel bir kanalda. Hayri abi böyle, Hayri Yaşar. Ondan da selam olsun ona. Çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir abim o da. Evet. O da aynı. Gır gır şamata. Dedi abi dedi, nereden geldiniz dedi. Ya biz dedi gülmüyor. Kırı... Elektrik çok önemli. Tabii, bu Hayri ya. Yaşar yani. Karakülü var ya sevgili lamba. Evet. lamba. lamba. Kısaltılmış mı? Bir de lamba mı? Lamba yaptı. Evet. Yani, evet. Yani bir Alaaddin'in lambası vardı. Tabii. Eskiden gelmiştim sana ben. Evet. Size karar ya bu adam bu kadar eski adam bizim o Hayri abi. Hayri abi. Yaşar. Evet. Abi benden 11 yaş büyük. Yemin ediyorum sana genç abi. Çok adam genç. Benden 11 yaş büyük. Dinamik. Ama hiç yaşını göstermiyor Mehmet abi. Yok, yok, yani yok. Hiç yaşını göstermiyor. Maşallah ya. Yemin ediyorum sana programa bazen bu yukarıda biliyorsun Fikri'nin orada biliyorum, programı. Biliyorum biliyorum. Abi 2 haftada her hafta oradayız beraberiz orada tamam falan filan. Abi bir dinamik bir vallahi ben yetişemiyorum ona. Ya o Fikri sen gördün sen beni tesadüf görmüştün ya. Gördüm. Fikri gördün abi böyle. Abi unuttun beni. Soru söylüyor da gelip seyretmiyorsun abi. Dedim geleceğiz. Geleceğiz yani. Geleceğiz dedim. Hatta sen aklıma gelir geleceğin. Bir gün müsaade olsa şey yaparız gideriz oraya. Olur. Ceket işte ben giyiyordum Ziya. Abi ceket güzel. Yani Ziya abinin ceketi gerçekten çok güzel. Abi yani, ekran başında yani işime her zaman değer vermişimdir. Evet. Müzisyen olduğum zamanlarda ticari hayatımda da. Evet. Bir konuma bir toplumun önüne çıkıldığı zaman çok özür dilerim bağırma abim. Ayak ayak üstüne atmam. Mutlaka. Karşımızda bir sürü insan bizi seyrediyor. Ama işte bu değeri vermeyenler de var. Ben yani demin bir şey çıtlattım ufaktan. Yeniler çıktı. Yeniler çıkınca abimin dediği gibi bak saygı. Evet. Saygın olmadığı yerde sevgi olmaz. Evet. Yeniler çıktı yeniler affedersin paraya bulup şekillere giriyorlar. Evet gerçekten. Yalnız yani kendileri kaybedecek. Bundan emin olun. Cepleri biraz para gördüğü zaman ya da... Yani, şey, hani detaylara fazla girmiyorum. Evet. Mehmet abim burada benim büyüğümdür. Evet, benim, ne demek istedim, benim ne demek istediğimi çok iyi anlıyor. Onlar bir şeyle kazandığını zannediyor. İnanın hiçbir şey kazanmıyor. Doğrudur. Her zaman ama şimdi dere akar kumu kalır. Tabii Ziya'nın saygısı nereden geliyor biliyor musun abi? Ziya'nın çok güçlü bir ailesi var. Geride, çok güçlü bir ailesi var. Tursun abiye de saygılar olsun buradan. Çok severim babasını, çok severim. Sana çok değerli. Saygılar olsun. Çok güçlü bir aileye sahip ve evet. temel eğitim terbiye alınmış, terbiye evet. alınmış. Bu çok böyle lise üniversite okuyanlar da görmüşüm. Kesinlikle ben. Değil. Yani hiç alakası okumaktan yok. Hiç alakası terbiye, yok bu işin. Mutlaka aile gelme terbiye yani, ana çoktur. Aile. Tabii sonra sen onun üstüne eklersin. Ben şimdi burada hani kişisel olarak bunu yansıtmak istemiyorum. Yani burada yok, toplum tabii, olarak diyorum yani bizim kardeşim, şimdi istiyorum. Memlekette tabii ki evet. memlekette bir büyüğümüzü gördüğümüz zaman şimdi Mehmet abi demin geldi mi kalktım saygı gösterdim. Tabii. Şimdi memlekette yani, bir Allah büyüğümüzün Allah karşısına kalkıp ayak ayak üstüne atabilir misin? Atamazsın sen. Mutlaka. Mehmet abi bile atamaz. Mutlaka. Ben görüp toparlanıyorum ben 40 biz yaşındayım toparlanıyorum. Ama bakıyorsun bugün adam bir albüm yapmış bir şarkı patlatmış. Dünyaları oya yapmış. Evet. Bu şikayet ile ben bu işten para kazanmamda yok. Mehmet abi biliyor çok bunu, iyi. Bunun örnekleri örnek var. Örnek veriyorum. Yani, düzelelim. Örnekleri, kendimize gelelim. Kendimizi silkeleyelim. Örnekle çok eskiden beri biliyorum. Yani ben 95 yılından beri Karadeniz müziğinin içindeyim. Yani evet. Radyodan dolayı diyorum evet. ben.
çok eskiyim. Ama radyodan beri gördüğüm bazı şeyler var tabii ki. Söylediklerin gerçekten çok doğru. Yani kişisel konuşmuyorum ben burada. Anlatabilirim. Yani mutlaka. Özümüze dönelim. Yani olay mutlaka. Bu. Peki, özümüze dönersek. Bir şarkıyla yine devam edelim. Ziya yakıştı abi, baksana. Gerçekten gerçekten. Ya. Albüm çok abi, güzel. Abi, ama kalleş demişsin abi. Abi albümün ismi kalleş, okuyacağım onu. Çok güzel bir eser. Klibi de biz buna çekecektik. Aydın Avşar'ın. Söz müzik Aydın Avşar. Orjinal Fatih Medya işte bizim şeyin dediği bizim... Naci Marzoğlu ya. Marzoğlu ya. Bunun şakası olmaz. Türkü bir tane alalım ama. Tamam. Senin senin amacın yani program yapmandaki özelliği biraz sonra mı öğreniriz? Ben merak ediyorum senin tabii ki, şeyini. Tabii yani. Ki. İçeriği nedir programın diye. O zaman ne yaparız? Slow aşkı kim icat etti? Rahmetli Erkun Ocak'tın eseri. Ama söz müzik biliyorsun Fikret çok, Sert. Çok güzel. Evet çok onu güzel. Şey yapalım. Evet. Çok sunalım. Çekinmiyor çilesi, artık canıma yetti. Gülmeden ağlamayı, sevilmeden sevmeye, tahammülüm kalmadı seni elde görmeye. Gülmeden ağlamayı, sevilmeden sevmeye, tahammülüm kalmadı seni elde görmeye. Boşuna, madem ayrılacaktım, niye sevdik boşuna? İkimiz de mahvolduk, yazık bir aşk uğruna. İkimiz de mahvolduk, yazık bir aşk umuruna. Gülmeden ağlamayı, sevilmeden sevmeye, tahammülüm kalmadı seni elde görmeye. Gülmeden ağlamayı, sevmeye, tahammülüm kalmadı seni elde görmeye.
Teşekkür ediyorum. Evet ya. Bravo, çok teşekkür ediyorum. Bravo, aşkı kim icat etti abi? Aşkı kim icat etti? Aşkı kim icat etti? Abim cevap versin. Ben bildim ben, diyecek ki. Ben ne zannettim diyecek biliyor musun? Mehmet abi icat etti. Hani, o gibi oldu ama değil mi? Şimdi ya arabeksin şeyi şarkıdan vallahi çok yazıyorsun. Vallahi ağzına sağlık güzel okumuşsun. Erkan abiden dinlerdik. Ben de bazen hani okuyorum çalıştırmalarda da. Evet. Bu şarkıyı benden çok şey de isterdi bizim Murat Özkan'sa Murat abi isterdi. He eski. Murat abi de selam olsun şimdi. Dedim ki beçik kahvaltı yer yapmış. Mehmet abi yani. Yok beni orada öldürme. Çok severim sayarım. Hazır aşk demişken ilk görüşte aşka inanır mısın abi? Ben abi aşka inanmam. Aşka inanmaz. Yok. Yani ilk görüşte şöyle baktığın zaman ben yok. Aşık oldum. Bak şöyle inanmam. Onu tabii ki aşk vardır ama ben... İnanmam. Bunu bana bir yerde daha Kanal 7'den bir yerde daha sordular. Ben yine inanmam. Değil şu zamanda inanmazsın değil mi Mehmet abi? Şu abi niye inanmıyorum? Tabii evet. O Çerem ile Aslım Devri falan filan diyordu. Onlar o zaman da kavuşsaydı yine olmazdı. Evet. Kavuşamadı diye o aşk öyle kaldı. Biliyorsun bir mesele eskidiyse eski de çok ünlenir. Evet. Belki o zamanları evet. Ama ben şimdi sana söyleyeyim. Sen aşık illa herkes bir aşık olmuştur. Mutlaka. Kavuşamadığı an o aşıklık biraz olsun devam eder. Hani böyle üstüne şey gelir işte abi kesim derdine düşüyorsun. Evet. Aşk mı geliyor? Para mı aşk mı yani? Öyle mi diyelim onu? Para mı aşk mı değil mi yani? Yani aşk mı derken belki karşılaştırmak parayla olmaz ama evet. Aşk şudu Ziya. Aşk yok niye diyorum. Ya sen kavuştuğun an daha ileri televizyon konuşamıyorum. O da bitiyor. O akşamdan sonra 6 ay bir sene. Elde ediyorsun. 6 ay bir sene sonra o dediğin aşk olmuyor abi. Kendiliğinden kayboluyor. Hani dün akşam söylemiş olduğun gibi mi? Aşkın ömrü kaç yıldır dedi sana ya. Dedim o güzel sana dedi ki. Sen dedi ki 2 yıldır. Ki, sen ne dedin ha? Dedim ki 3 ay. 3 ay. 3 yıl demiş ya. Sen çok demişsin. Dedim sen çok demişsin 3 ay. Mehmet abi sohbetimiz devam edecek abi. Bir şarkı alalım. Alalım. Son müzik diyorsun değil mi? Son, tabii. Alalım. Ekranları başında tamam, bizleri tamam, izleyen. Millet uyansın güzel, diyorsun. Uyansın insanlar. Güzel bir müzik keyfi yaşatmak evet. istiyoruz. Evet. O zaman... Yar seni saramadım, yar sana doyamadım.
artık ben olamazım. Bütün hayalim seninle bir ömür yaşamaktı. Olmadı be. Aramızda nedenler, aramızda engeller, aramızda sebepler oldu. Ayrıldık. Mutlu musun oralarda? Yanımda olmanı, beni sevmeni ne çok isterdim ben. Ne çok isterdim. Ne çok isterdim. Yar seni saramadım, yar sana doyamadım. Senin sevdiğin aşık, yazık ben olamadım. Yar seni saramadım, yar sana doyamadım. Senin sevdiğin aşık, yazık ben olamadım. Harika. Yar seni saramadım. Vay be. Bu yeni mi abi, yok değil mi? Ha? Tabii tabii, son albümde. Öyle mi? Abi çok güzel. Abi, senin sesine yorumun ve sesin birleşince gerçekten niye, çok mükemmel şarkılar. Niye Mehmet abi hani Karadeniz'in arabesi diyorlar, şey, evet. İbrahim Tatlıses diyorlar. Gerçekten bu tip parçalar... Aşk adamı. Kesinlikle. Yani İnan eserlerine... Şimdi ağlarım, ben aşık adamım arkadaş. Ve bunları okuyorum ben orada. Yüreğine sağlık. Yukarıda severek okuyorum çünkü. Yüreğine sağlık. Evet, gerçekten çok güzel. Çok güzel bir şarkı yazı yani çok. Evet. İşte diyorum ya, demin konuşuyoruz yani. Evet. İşte bak şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim Mehmet abinin affına sığınarak. Mehmet abim şimdi yılların sanatçısı, yıllardır sahnelerde. Ben bilirim demiyor hiçbir zaman. Evet. Ben bilirim yapıyorum demiyor. Yok. Ama bakıyorsun. Müziğin sonu yok. Şimdi diyeceksin ki tabii, sen takıntı mı yaptın şu anda? Değil. İnsanlar bir albüm yapmakla ya mütevazı ne kadar olursa büyüdükçe, evet. Büyüdükçe ne kadar küçülürsen halk seni yemin ediyorum sana şuraya koyar. Halkın arasından ayrılmamak gerekiyor. Yani kesinlikle. Bazı sanatçılar var. Hani şöyle diyeyim, işte bir yerlere gelene kadar halkın yanında, ama bir yerlere geldikten sonra yani dedim az önce söylediğim gibi yani cebi biraz ya şimdi para ya, Mehmet abinin bir lafı var bu parayla ilgili. İnneke Mecid. Yok o yani, Mehmet abinin lafı değil galiba. İnneke Mecid. Ama yok ben Mehmet abiden Mehmet abiden duydum. Yusuf söylemişti daha önce. Anladım. Şimdi söylemiş. Konu hani yani parasal konay değil. Evet. Yani şimdi geçen bir televizyon programına genelde böyle sordular bana, ben de cevap verdim. Dedim evet. Ki ya insanlar dedim adam bir albüm yapmakta aslında sanatçılara şeylere kızmamak da lazım. Şey bile onlara... açık yapsaydınız da. onlara fırsat hemen onu açtırdım. Tabii o şey olmuş. Evet ağırız da ağır. Onlara fırsat da hani böyle bazen bakıyorsun mesela Aydın abi ne diyor biliyor musun? Aydın, bak bakıyorum Aydın diyor televizyon. Aydın Avşar selam olsun buradan seyrediyorsa. Senin de albümü yaptı da. Albümün yönetmeni tamamen müzikte 2-3 tane eserini okudum. Şimdi televizyona bakıyor diyor ki ya benim diyor kültür mü diyor bu kişi mi diyor temsil edecek diyor. Etmesin abi diyor ya. Etmesin diyor ya. Ya doğalız mı? Şu anda çünkü yani Allah aşkına kimseye bir şeyimiz yok. Etmesin bir, diyor benim kültürümü diyor. Yani hani onun dışında albüm yapan çok. Yani çok, çok. Sesi nasıl diyeyim? Hani, sesten alakası yok. Sizin düşünceniz bu konuda nedir mesela? Yani Mehmet abi. Soruyu bir sormaya başladık ha. Yani, hayır mesela sen dışarıdan hani biz tarafı. Sayı çıkmaya başladık. Belki taraf. Senin sen sanatçı değilsin. Ben kısa sanatçı sen değilim. Ne düşünüyorsun sanatçılar hakkında? Yani nedir bu kaos? Nedir ya, bu? Önce şunu söyleyeyim Mehmet abi. Ben sanatçı değilim. Karadenizli değilim mesela. Genel görsel ben, olarak ama, ne şöyle, görüyorsun? Şöyle yani? Söyleyeyim. Bak Karadenizli. Karadeniz müziği nerede şu anda? Şu an, ne? Karadeniz müziği yani aslında dışarıdan bakıldığı zaman, medyaya bakıldığı zaman Karadeniz'le ilgili gerçekten çok güzel yapıtlar var. Olmaz yani Karadeniz, var. Karadeniz'e yönelik yapılan gerçekten çok güzel şeyler var. Ama albümlerle ilgili baktığın zaman istisnai sanatçılar haricinde gerçekten çok berbat diyeyim ben. Yani çok kötü. Ama işte az önce Ziya'da dedi, o arkadaşlara biz buradan bir şey desek kötü anlıyorlar. Evet. Aslında yani, konuşasın abi. Kendilerine, konuşasın abi. Bak bak aslında evet. Kendilerine zahmet ve kendilerine kötülük ediyorlar. Evet. Şimdi ben abi kültürümüze de kötülük ediyor. Kültürümüze de kötülük ediyor yani, abi. Tabii. Kültür canısıyım. Canıtım. Yani burada kimin temsil edeni? Hayri abiye bir gün ne dedi biliyor musun? Bir programda yanında başka bir yani isim vermiyorum. Verilmez zaten.
Adam hayır abi diyorum ona. Ya ben dedim bir daha bir albüm var. Sanatçı kornetten bile sanatçıyım demiyorum. Utanıyorum yani. Bir sanatçı değil. Müzisyenim ben. Yani. Sen orada diyorum hadi kemencenin şeyine kugunla diyorum. Adam kafasına bir vursana diyorum ona. Gülüyor. Ya siz dedim büyüğü müsünüz? Evet. Siz bunları... Şu anda ben sanatçıyım değil müzisyenim diyor ya. Evet. İnan bana ekran başında olanlar alkışlıyor olduğunu duyuyor. Mutlaka yani. Mutlaka öyledir. Çünkü mutlaka. O bu adam burada büyüyor. Niye? Evet. Bak ben sanatçıyım değilim diyemem değil. Diyor. Diyemem diyor. Niye? Birçok işinde çok güzel okuduğunu gördünüz. Ben mahsus. Ama gerçekten yani, sesle yorum. Ben çok birkaç yere daha ziyaret gideceğim. Evet. Ve aksi öne atacağım. Ya kardeşim bir şeyleri bak bu adam sizin iyi okuduğu halde birilerine söylüyorum yani. Evet. Diyemiyor ki ben sanatçıyım. Sanatçıyım dese ben bunu da şey etmem. Evet. Derim ki bu da şey ya. Bu da onlar gibi. Yani... Ama sanatçıyım demiyor bak. Diyor ki ben müzisyenim. Ve bu işi yapmaya çalışıyorum. Evet. Zaten Ziya'nın başka bu Ziya'ların işleri var. Yani babası şu, program Dursun abi iş adamı yani. Başka işler. Tabii Dursun. Sen, ama seviyorum dışında. Abi. Müzik ama, olayını evet. Seviyorum. Sanatı seviyorum. Bu Hamlet daha. Ama bence de Karadeniz'e güzel. Çok yani, gerçekten yorumun çok güzel. Sesin çok güzel. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Bence bu müzik. Bunları zaten bırakma. Duymak bana yetiyor zaten. Bunları sana duymak bana yetiyor. Yapacağım. Ben arkamdan görmedim dedim ki. Nasıl? Ya çok mükemmel. Bak şimdi. Seni lamba tanımıyordu. Ama Sakar tanıyordu. Kızıyordu. Lamba. Evet abi kızıyorlar. Mehmet abi sayende ismim lamba kaldı. Ses mi koruna ses var mı? Onda bir ha. Hayır bir şey yapmak istiyorum. Mehmet abinin gerçekten bir parçası var. Kıta şeyini okuyacağım. Evet. Ses böyle az bir kumara verin yapsın. Bir kumle geleceğiz. Yani hani bu CD'den okuyoruz da bir de çıplak aslında hani canlı ses onun için istiyordum biliyor musun? Evet. Ha. İnşallah bir dahaki programlarında. Sağlar evet. Evet inşallah. Mehmet abinin affına sığınarak söylüyorum ben bunu. Deliyim çok şey. Ben seni soranlara ayrıldık diyemedim. Ben seni soranlara ayrıldık diyemedim. Gittin ya buralardan gülmedim, gülemedim. Gittin ya buralardan gülmedim, gülemedim. Ağlarım, ağlarım, gönlümü dağlarım. Hel bilmez, alem bilmez. Ben neden ağlarım, el bilmez. Alem bilmez, ben neden ağlarım? Gerçekten. Bravo, bravo. Çok güzel, buyur abi. Çok güzel. Nasıl yorumluyor? Yorum çok güzel. Nasıl yani, yorumluyor? Yani şöyle söyleyeyim, ben albüm yaptım deyip de işte ne bileyim radyolara veren, işte klipler hazırlayan birçok ses duyuyorum ama gerçekten Ziya abi sesin ediyorum. Çok güzel, yorumun çok güzel. Ben dediğim gibi 95 yılından beri Karadeniz piyasasının içindeyim. Yani az önce de söylediğim gibi Karadeniz'i değilim, normalde memleketim Bursa. Ama 95 senesinden beri Karadeniz piyasasının içindeyim. Karadeniz evet. Kültürüne hizmet ediyorum. Yani Karadeniz'in kemençesine hizmet ediyorum. Tabii ki. Bu programı niye yaptığını anlatıyor yani. Evet. Yani, kültürümüze, kültürümüze bir şey fayda edebiliyorsun. Aslında ben ilk etaplarda yani o seneler Karadeniz müziğini pek benimsemiyordum. Yani Karadeniz müziğini sevmiyordum. Güzel şeyler çıkıyor. Mutlaka. Hepimiz kötülerip konuştuk ama güzel şeyler de var. Yok değil. Var. Mutlaka. Var. Güzel şeyleri var. Zaten Karadeniz müziğinde güzel şeyleri duydukça inanıyorum ki Kayserilisi de Karadeniz müziğini seviyor. Antalyalısı da Karadeniz müziğini seviyor. Ne bileyim Malatyalısı da Karadeniz müziğini seviyor. Kesinlikle. Ben dediğim gibi mesela bu memleketin Bursa ama ilk etaplarda bir reklam gelmiş galiba. Bir reklam gelmiş. Evet. Mi? Evet. Reklamı gelmiş. Reklam gelmiş. Lamba yandı. İnnekamidin meclis. Evet. Reklamlar. Reklamlar efendim. Evet. Biz buradayız. Merhabalar sevgili izleyenler. Yine bir fırsat saatinde sizlerle birlikteyiz. Bir cep telefonu alırken nelere dikkat etmeliyiz? Hangi özelliklerine dikkat etmeliyiz? Bunun için yanımızda hemen ürün danışmanımız Bülent Bey var. Bülent Bey merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Şimdi şu an standımızda bir cep telefonu görüyorsunuz. Bu telefonun evet. Örnek bir telefonumuz. Hem görüntü olarak, hem özellik olarak, hem de
fiyat olarak. Can kulağıyla dinleyin sevgili izleyenler. Muhteşem bir ürün. Kaçırmamanızı diliyoruz ve Bülent Bey ürünümüzü anlatmaya devam edecek. Özellikleri evet, hazır örnek telefonumuzu anlatmaya başlamışken evet, onun birkaç özelliğini söyleyelim. Hı. Çift kamerası var. Hı-hı. Bakın kamerasının bir tanesi hemen evet, şöyle göstereyim. Arka kısmında. Bu 3.2 megapiksellik normal kamerası ve yanında flaşını görüyorsunuz. Evet. Hemen şu üst kısımda bakın hem sesli hem de görüntülü kayıt yapabilen gizli kameramız da burada mevcut. Bu da 1.2 megapiksel. Karasal yayınları ücretsiz olarak izleyebiliyorsunuz. Bedava izleyebiliyorsunuz. Bu telefonumuzda ister kulaklığıyla kullanırsınız, isterseniz de antenini açarak radyo dinleyebiliyorsunuz. İnternete evet, girebiliyorsunuz. Facebook, Yahoo, Messenger, Twitter gibi paylaşım ağlarına, sitelerine rahatlıkla bağlanabiliyorsunuz. Şarjının en az 3 gün, 4 gün dayanını bir daha söyleyeyim. Kampanya yapacağız demiştik. Sevgili izleyenler, şu anda normalde 400 TL'ye satılan evet, yerli üretim, kesinlikle Çin malı değil, yerli üretim Vimex marka cep telefonumuzu kampanyaya alıyoruz. Piyasa değeri 400 TL olan Vimex marka telefonumuz 199 liraya sadece 5 dakikalığına satışa çıkmıştır. 5 dakika ve evet, piyasa değeri 400 TL olan bu muhteşem telefona sadece ve sadece 199 TL'ye sahip olacaksınız. Hattımızı düşürebilen bütün izleyicilerimiz. Bütün izleyicilerimiz kampanyamıza evet, katılabiliyor. Ekranda gördüğünüz hatta numaraya sevgili izleyenler, hı-hı, çağrı bile bırakabilirsiniz. Sağlam bir telefon, yerli üretim, garantili bir telefon. İki yıl garantisi var. Her şey dahil 199 liraya sahip olacaksınız. Kargo parasında biz ödüyoruz, KDV'de biz ödüyoruz. Çağrı atın biz sizi arayacağız. Ekran atları bir numara görüyorsunuz. Evet. Bu numaraya çağrı atmanız veya aramanız yeterli, yeterli olacak. Gerçekten çok özellik, çok güzel özellikleri de olduğunu hemen söylemek istiyorum. Şöyle yakın planda göstereyim. Siz de şöyle bakın tutun isterseniz. Telefonun hani o telefon olan ağırlığını, telefonun ciddiyetini evet, avucunuzda bile hissedebilirsiniz. Çok güzel bir telefon gerçekten. Çok, çok şık. Çift hatlı, çift hattı aynı anda aktif kullanabiliyorsunuz. Radyo dinleyebiliyorsunuz, televizyon izleyebiliyorsunuz. İnternete girebiliyorsunuz. Kara liste özelliği var telefonunuzda. Kara liste. Evet, kara liste. Yani birilerini engellemek istiyorsunuz. Hı-hı. Beni rahatsız etmesin bu adam diyorsunuz. Evet. Hemen onu kara listeye alıyorsunuz. O sizi kesinlikle arayamıyor. Kaç kişiye kadar kara listeye alabiliyoruz? 20 kişiye kadar kara liste alıyoruz. 20 kişi. Bir de 20 kişiye kadar beyaz listemiz var. Bu beyaz listeyi de zaman ayarı yapabiliyorsunuz Aylin Hanım. Tabii herkesin hayatında görüşmek istemediği kişiler vardır. Zaman ayarı dediğim nedir biliyor musunuz? Evet. Önceden ayarlıyorsunuz. Akşam saat gece 12 ile sabah 8 arası beni şu 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 numaralardan başka kimse aramaz. Çok güzel. Bu ayarı bile yapabilen hakikaten inanılmaz bir cep telefonu. Kampanyamızda son 1,5 dakikaya girdik değerli izleyenler. 1,5 dakika içerisinde hattı düşürürseniz 400 lira satış değeri olan şu anda tanıtım amacıyla evet, sizlere 199 lira göndereceğimiz bu cep telefonuna kargo parası ödemeyeceksiniz. Evet, kendisi küçük ama marifeti büyük, akıllı oldukça bir telefon. Oldukça ve çok sağlam bir telefon. Yani evet, bunu aldığınız zaman yıllarca kullanabilirsiniz. Şöyle bakın. Alın, eşinize, dostunuza, sevdiklerinize rahat rahat hediye edebilirsiniz. Evet, hem bayan hem erkek kullanabilir şekilde hem bayan, tasarlanmış. Hem erkekler için evet, ideal bir konfora, ideal bir evet, tasarıma ve renge sahip gördüğünüz gibi arka kapağının hı-hı, metal olduğunu bir kez daha söyleyelim. Çok bakın güzel, açtığınız zaman bataryası lityum iyon batarya şurada yüksek kalite, yani bu telefon açtığınız zaman sesi bayağı yükseliyor. Evet. Onun zilini ayarlayabiliyorsunuz. Hı-hı. Hani müzik falan dinlerseniz tabiri caizse disko müziğinin sesine kadar yükseltebiliyor. Oldukça güçlü bir sese sahip. Çok ve çok özellikli bir cep telefonu kampanyamızda son saniyeler ama biz kampanyamızı bir dakika daha uzatalım. Uzatalım. Biz tanıtımımızı bitirelim. Çok güzel. Bir dakika içerisinde hattımızı arayan, hattımızı düşüren herkese 199 lira kargo KDV dahil garanti belgesi faturası içinde ekran altında görmüş olduğunuz telefon numaralarına bir çağrı bile atmanız yeterli. Tanıtımımız bitiyor ama bir dakika içerisinde kampanyamıza dahil olabilirsiniz. Aylin Hanım ben çok teşekkür ediyorum bize. Ben teşekkür ediyorum. Bu değerli vaktinizi ayırdığınız için izleyicilerimize de hayırlı olsun, çok güzel bir telefon aldınız. Ben çok teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler, bu muhteşem telefona sahip olmak için ekranımızın alt bantındaki numaraları hemen arıyorsunuz. 400 TL değerinde bakın 400 TL değerindeki telefona sadece ve sadece 199 TL ödeyerek sahip olacaksınız. Üstelik Türkiye'nin neresinde olursanız olun kapınıza kadar geliyor. Hiçbir ekstra ücret ödemeden sahip oluyorsunuz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı haberler almanız dileğim efendim. Diyelim ki bu sizsiniz. Bu internetiniz. Ya da bu, ya da bu veya bu. Bu da televizyonunuz. Benzemiyor mu? Peki bu, yoksa bu mu? Diyelim ki bu. Bu her ay internet için gelen fatura. Bu da televizyon için. Peki buna ayrı ödeme yapmaya gerek var mı?
bizce yok. Şimdi bu ve bu ve bu ve bu ve bu ve bu. Bir arada internet fiyatına. D-Smart. Bugün size çağımızın hastalığı olan hemoroid tanıtacağız. Hemoroid nedir? Önce bunu bilmek gerekiyor. Hemoroid, kalın bağırsakta bağırsak sarkmasıdır. Bakın, o kadar önemli bir hastalıktır ki, bunun evreleri var. Evreleri 4 evre. Birinci evrede, hasta kesinlikle hemoroid olduğunu anlamaz. Sadece ve sadece kabızlık baş gösterir. Kabız olan bir hasta, potansiyel hemoroid hastasıdır. Birinci evreyi geçtik. İkinci evrede artık yavaş yavaş hemoroid kendisini göstermeye başlar. Ne yapar biliyor musunuz? Yavaş yavaş kanamalar başlar. Kabızlık çoğalır. Hasta tuvalete gittiğinde normal sağlıklı bir insan 5 dakikada çıkıyor ise hemoroid hastası 5 dakikanın üzerinde yaklaşık 10 dakika gibi bir süre tuvalette kalmak zorunda. Niye? Kabız olduğu için. Üçüncü evreye geliyoruz. Bakın yavaş yavaş yükseliş başlıyor. Ne oluyor üçüncü evrede biliyor musunuz değerli halkım? Aşırı kabızlık biraz daha aşırı bir şekilde geliyor. Yine doktor tabii ki es geçiyoruz. Bakın ben öyle hastalar biliyorum. Yarım saat, 45 dakika tuvalette kalan insanlar var. Aşırı kabızlık. Kabızlığı giderebilirsiniz ama hastalık zaten belli bir noktaya gelmiş. Bunu gidermeniz mümkün değil. Hastalık sürekli ilerliyor. Önlem almanız gerekiyor. Ne yapıyor üçüncü evrede? Lavaboda oturuyor saatlerce, dakikalarca. Dördüncü evrede ne oluyor biliyor musunuz? Kanamalar daha da sıklaşıyor. Oturamıyorsunuz, gezemiyorsunuz. Günlük yaşantınızın seviyesi sıfırlara bazen inebiliyor. Ben böyle insanlar tanıyorum. O kadar kaliteniz düşüyor ki günlük yaşam kaliteniz. Artık ondan sonra doktora da gidiyorsunuz. Bunu da iyileşmeyen kim biliyor musunuz? Alkol ve acı tüketenler. Ne zaman? Tedavi süresince. Alkol alacak iseniz, acı tüketecek iseniz benim ürünümü almayın. Şimdi gelelim. Hemotiksi nasıl kullanacağız? Sabah, akşam. Akşam da yatarken. Çay bardağı. 1/4 diyelim buna. İçine atıyoruz ve karıştırıyoruz. Ve içiyoruz. Bu kadar basit. Günde 2 kez yapıyoruz. Niye siz de iyileşmiyorsunuz? Alt bantta gördüğünüz numaraları arıyorsunuz. Hemotiks'e ulaşıyorsunuz. Bu kadar basit. Bugün size çağımızın hastalığı olan hemoroid tanıtacağız. Hemoroid nedir? Önce bunu bilmek gerekiyor. Hemoroid, kalın bağırsakta bağırsak sarkmasıdır. Bakın, o kadar önemli bir hastalıktır ki, bunun evreleri var. Evreleri 4 evre. Birinci evrede, hasta kesinlikle hemoroid olduğunu anlamaz. Sadece ve sadece kabızlık baş gösterir. Kabız olan bir hasta, potansiyel hemoroid hastasıdır. Birinci evreyi geçtik. İkinci evrede artık yavaş yavaş hemoroid kendisini göstermeye başlar. Ne yapar biliyor musunuz? Yavaş yavaş kanamalar başlar. Kabızlık çoğalır. Hasta tuvalete gittiğinde normal sağlıklı bir insan 5 dakikada çıkıyor ise hemoroid hastası 5 dakikanın üzerinde yaklaşık 10 dakika gibi bir süre tuvalette kalmak zorunda. Niye? Kabız olduğu için. Üçüncü evreye geliyoruz. Bakın yavaş yavaş yükseliş başlıyor. Ne oluyor üçüncü evrede biliyor musunuz değerli halkım? Aşırı kabızlık biraz daha aşırı bir şekilde geliyor. Yine doktor tabii ki es geçiyoruz. Bakın ben öyle hastalar biliyorum. Yarım saat, 45 dakika tuvalette kalan insanlar var. Aşırı kabızlık. Kabızlığı giderebilirsiniz ama hastalık zaten belli bir noktaya gelmiş. Bunu gidermeniz mümkün değil. Hastalık sürekli ilerliyor. Önlem almanız gerekiyor. Ne yapıyor üçüncü evrede? Lavaboda oturuyor saatlerce, dakikalarca. Dördüncü evrede ne oluyor biliyor musunuz? Kanamalar daha da sıklaşıyor. Oturamıyorsunuz, gezemiyorsunuz. Günlük yaşantınızın seviyesi sıfırlara bazen inebiliyor. Ben böyle insanlar tanıyorum. O kadar kaliteniz düşüyor ki günlük yaşam kaliteniz. Artık ondan sonra doktora da gidiyorsunuz. Bunu da iyileşmeyen kim biliyor musunuz? Alkol ve acı tüketenler.
Ne zaman? Tedavi süresince. Alkol alacak iseniz, acı tüketecek iseniz benim ürünümü almayın. Şimdi gelelim. Hemotiks'i nasıl kullanacağız? Sabah, akşam, akşam da yatarken çay bardağı, dörtte bir diyelim buna, içine atıyoruz ve karıştırıyoruz. Ve içiyoruz. Bu kadar basit. Günde iki kez yapıyoruz. Niye siz de iyileşmiyorsunuz? Alt bantta gördüğünüz numaraları arıyorsunuz, Hemotiks'e ulaşıyorsunuz. Bu kadar basit. IMC Müzik Parkı'yla kemençe çalmak artık çok kolay. Kemençenin tek akademik bilgiye sahip hocası Naci Keskin öğretiminde 6 ayda notalı kemençe öğrenmek çok kolay. İletişim 0216 343 44 40, GSM 0532 255 94 38. Adres IMC Müzik Üsküdar Merkez. Altına gülgün, gül selamun aleyküm. Gül sana vurul aleyi, dün bir bugün iki gün. Vay beni, ağlar mıydım, ağlar ya. Silikoni patlamaz, klorjinal Fadime. Uğradım çeşmesine, su doldurdum çanağa. Uğradım çeşmesine, su doldurdum çanağa. Aldırayım yüzümü o kırmızı yanağa, aldırayım yüzümü o kırmızı yanağa. Çıt kırıldım çıtlamaz, daldan dala atlamaz. Silikoni patlamaz, klorjinal Fadime. Silikoni patlamaz, klorjinal Fadime. Klorjinal Fadime.
Bitti. Bitti abi. Full orijinal. Full orijinal. Yani burada full. Burada şarkının şeyi ne biliyor musun? Neydi yani bunu abi? Naci Marzon'la selam olsun buradan da. Evet, yani Karadeniz'in izin. Karadeniz evet. Hanımının, bayanın orijinal olduğunu yani hani gündemde hani işte silikon falan filan ya evet. Bu şarkı oraya göre yazmış. Çok ön plan olduğu için Karadeniz'in özü full bayanların full orijinal. Nazır'ın da böyle şeyleri var ya. Var. Gerçekten çok güzel ama. Bu arada sevgili izleyenler, sevgili izleyicilerimiz mesajlarınızı tabii ki gönderebilirsiniz. Az sonra mesajlarınıza da yer vereceğiz. Alt bantta geçen mesaj numaralarımıza mesajlarınızı bekliyoruz. Sevgili konuk sanatçılarımızdan tabii ki Mehmet abiden, İzzet abiden, Ziya abiden özür diliyorum. Sıkıntı yok. İstemiş olduğunuz şarkılar varsa özellikle böyle onlara da yer vermeye çalışacağız. Ya. Mesajlarınızı bekliyoruz. İlk program heyecanı şeydir. Yani. Hatası elmaz. Evet. İlk programda hatalar olur. Bu arada program tabii ki daha da genişleyecek. Evet. Dış çekimlerim olacak abi. VTR çekimlerim olacak. Hmm. Program için yer vereceğiz. Belki daha önce izledin. Kemençe show yapıyoruz. Sokakta insanlara kemençeyi tanıtıyorum. Senin öyle işlerin var. Evet. Yani kemençeyi bilmeyen, yani hiç eline kemençe almamış, kemençe evet. Çalmamış kişileri eline kemen çeviriyorum. Kemençe çaldırmaya çalışıyoruz. Şarkı Karadeniz şarkısı okutmaya çalışıyorum. Allah Allah. Yani gerçekten çok komik görüntüler ortaya çıkıyor. Daha önce yapar izlenir yani. Tabii mutlaka. Daha önceki yayınlarımda da böyle çekimlerim oldu. İnşallah bundan böyle bu program içinde de yer vereceğim. Şimdi tabii yani kemençeyi tanıtmak, kemençe evet. insanlara çaldırmak iyi çok şey. Güzel. Karadeniz kültürünü en azından evet. Hani insanlara tanıtıyor. Alaaddinciğim çok iyi bir şey düşünüyorsun. Şimdi burada samimi olalım. Yani evet. samimi olmazsa bir insan olmaz. Az önce mesela ben şöyle bir şey aklıma geldi sonra onu anlatacağım. Evet. Ziya Özkan'ca kardeşime dediler ki bir televizyon kanalında. Evet. Biliyorum yani. Evet. Abi biz de program yap. Biz hiç kuruş istemiyoruz, sponsor istemiyoruz. Evet. Sen bizde yeterince bir program al, bir gün, haftanın bir gününde 2 saatlik sana bir zaman verelim. Evet. Şimdi Ziya düşündü. Tamam yapayım da abi dedi. Hani benim dağarcığımda, oramda, buramda bir şey olması lazım. Ben oradan insanlara ne verebilirim? Çocuk kendinde o şeyi tamamen göremedi. Şimdi aldın adam bir şey yapıyor, bir an kimine teklif et. Evet. Ha tabii ben yaparım ya. Hemen. Tabii abi ben yaparım. Lan ne yapacaksın işte? İki program sonra bitiyor. Her şeyin bitiyor bildiğin. Yani bitiyor. Şu var gerisini düşünmüyor abi. Yani hemen nasıl diyeyim işte balıkta mı atlıyorlar ya. Ama adamın var olduğu halde, yapacak olduğu halde. Yani arkası da var. Evet. Yani orada geleceğe de arkasından onu itikleyen de cid karışım böyle itikleyen de var. Evet. Ama işte orada bir ama meselesi var. Orada bir nokta var. Orada bir Ahmet'in yaptığı gibi böyle bir şey var. Böyle bir şey var. Mola gibi. İşte onu. Ama işte gerisi çok önemli. Yani tamam bir teklifte bulunur. Yani ne bileyim işte kendine güvenen. Samimilikten bahsettim. Yani evet. Şimdi sözün orada düşüncesine bak. Diyor ki ulan ben yapayım ama halkıma ne verebilirim? Yani önce halkını düşünüyor. Ama öbür adam önce kendini düşünüyor. Değil mi? Ya iyi de kardeşim senin orada neyi düşündüğün, kimi neyi düşündüğün bellidir. Evet. Burada bak bu çocuğun albümünü buraya niye koymuşuz? Buraya bunu koymuşuz ki güzel bir albüm yapmışız. İyi bir yüz. Evet gerçekten. Yani iyi bir delikanlı, iyi bir yüz, iyi bir kalp. Albüm koymuşuz buraya niye? Albüm kapağı da çok evet güzel. Yani resimler. Resim. Sen çok böyle resmi bir tut. Anladığını kapar şimdi böyle. Sen böyle tutarsan evet. Yakından gösterin. Şöyle gösterelim. Bakın bu arkadaşımız yeni. Evet gerçekten kalleş. Albümün ismi. Kalleş. Onda zaten eserimiz var. Ama şimdi zaten bundan sonra onu okuyacağım. Kalleş'te çok güzel bir eser. Çok evet. güzel bir yapıt. Aydın Avşar'ın söz müzik. Aydın Avşar'a selam olsun. Birazdan. Mehmet abiden de okudum albümde. Dinleyeceğiz. Evet benden Mehmet abimin de albümde iki parçası var. Yerim senin ballarını. Fındık sana faydalı. O ne yazsın? Var. Fındık sana faydalı. Yan yana dip dip ekledi onu da. Bu arada az önce mesajlara. Bunu yapsın. Tamam. Az önce mesajlara göz attım. Yerim senin ballarını. Gelmiş. O zaman okur. Yok abi şarkının iki sahibi burada varken ben ama yok bende yok ki. Sanlı saz olsa okurum da. Heh, sen nasıl olsa okurursun? Sonları da tamam olabilir. O zaman da olsa bir Mehmet abi senden bir şarkı alalım. Sohbetimize devam edelim. Alalım bizim şeyi dinliyor mu bizi Nihat abi? Nihat Ekşilioğlu. Evet şu anda izliyor. Bağlasın canlı telefon alalım Nihat abiyle ilgili. Nihat Ekşilioğlu'nun canlı telefonu. Ahmet Hamdi de izliyor bizi. Ahmet Hamdi. Evet Hamdi evet. Şu anda o da izliyor bizi. Biliyorsun Ahmet Hamdi o. Ahmet Hamdi. ben Hamdi diyorum. Ahmet Hamdi.
2013 yılının benim yılım olduğunu söylüyor Ahmet Hamdi. 2013. İnşallah güzel şeyler olacak ama. İnşallah, arada bir telefonla konuşuyorum kendisiyle. Ama güzel şeyler yapacağız inşallah Mehmet abi. Yani bana da tiyolar veriyor yani. Öyle değil mi? Bana da tiyolar Ahmet veriyor. Ahmet Hamdi'nin beynini çok beğeniyorum ben. Evet, gerçekten. Yani çok, beyni çalışıyor adamın. Çok ince noktalara. Hele bu konuda. Bir de çok o tarafı tanıyor onu bunu. İşte tiyatrodan. Mutlaka. Tiyatro, çok geniş bir alanda. Tiyatro kültürü var. Evet, tiyatro kesinlikle. Kültürü içinde. Kesinlikle. O da Karadenizli değil biliyorsun. Değil evet ama o da Karadeniz müziğini hani benimsemiş artık. Gönül vermiş. Yani. Ama ilginçtir yani. Çok. Evet. İlginçtir bak Karadenizli olmayan bir adam. Evet. Çok öyle var. Bence. Gönül veren insanlar var abi. Tabii ben dedi abi seyrettim şunu bunu seyrettim dedi. Ben sende dedi bir Arap kinesi yakalamışım dedi. Evet. Bana. Ben dedi sana uğraşacağım dedi. Geleceğim dedi onunla, yani. Onunla ilgili konuşacağız abi. Onunla ilgili konuşacağız. Bir şarkı alalım senden. Alalım. Bir şarkı alalım. Alalım ne alalım? Valla yani ben 50 sen 25 diye bir şarkımız var. Ben 50 sen 25. Yani o da ilginç. Yarı yarıya %50. O şey... bu ofres abi bak. Yarı yarıya. Demiş ki bak. Bunu bana Yılmaz anlatır dedi ki. Ya şunu alalım edelim. Şundan çıkarsa 5 ondan çıkarsa ne olur? Evet. Kayseri dedi ki Ofri'ye. Ofri dedi ki alacak mıyız, verecek miyiz? Verecek miyiz? Onu bilelim, ona göre toplamayalım. Ona göre yapalım. Ona göre iş yapalım. Şimdi yarı yarı bu arada konuşuyorum ki arkadaşlar onu ayarlasın diye. Hazırsa buyurun o zaman. Evet. Yapalım şarkımızı. Azabel kendi çaldım bu yalan dünyaya. Azabel kendi çaldım bu yalan dünyaya. Ben 50 sen 25 sözlerin ateş ateş. Ben 50 sen 25 sözlerin ateş ateş. Seni gören ne kadar almadı bana güneş. Almadı bana güneş doğmadı bana güneş. Almadı bana güneş doğmadı bana güneş. Ben 50 sen 25 sözlerin ateş ateş. Ben 50 sen 25 sözlerin ateş ateş. Seni görene kadar almadı bana güneş. Almadı bana güneş doğmadı bana güneş. Almadı bana güneş doğmadı bana güneş. Sen aşağıda ya sen çıksan yukarı. Ya ben insan aşağıda ya sen çıksan yukarı. Ben 50 sen 25 sözlerin ateş ateş. Ben 50 sen 25 sözlerin ateş ateş. Seni gören ne kadar almadı bana güneş. Almadı bana güneş doğmadı bana güneş. Almadı bana güneş doğmadı bana güneş. Thank you.
Aman. Vallahi horonu da gözüne indirdik. Biraz da olsa. Evet. Biraz da olsa horonun gözüne. Şimdi ekran başındaki insanlar diyecek ki bu enerji, bu sabah şey, sabah. Sabah sabah millet daha yani afyonu patlamamış. Hani böyle. Nesi patlamamış? Abi öyle. Ya artık öyle oldu mu? Oldu mu? 12 sabah, geçti. 12 geçti. 12 geçti. Hakikaten evet. Yani enerjik olmak, neşeli olmak. Yani bazen yani, böyle insana böyle projeler patlamaz, silikon patlamıyorsa meydanda afyonu patlamadan sabah sabah. Abi üşüdüğün zaman abi horon tepmek lazım. Zaten o masanın horonun gözüne indireceksin. Masanın başında bir uşak var. Üşümüş. Oynarsın o da. Horon oynuyordu. O da evet. Şimdi benim aklıma evet. Geldi biliyor musun? Bir böyle kıtada Erkan abiden evet. Bir şey okuyup böyle ya, hani. Gerçekten çok güzel olur. Erkan evet hem, analım. Hem almış oluruz Erkan abi. Rahmetli Erkan almış oluruz. Erkan abi çok eşlik etmiş. Evet. Yani kurtlanan sofrasına böyle bir kıta okuyayım mı? Vallahi hakkındır. He? Değil mi? Gerçekten güzel olur. Hocam bir ses. Yine bir mikrofona böyle bir. Evet. Canlı olarak okuyorum. Ben böyle bir yani bir kısa evet, geçiyorum orada. Rahmetli almış olalım. Bakalım, var değil mi? Evet. Var. Güzel. Ne güzel dur ne güzel Maçka'nın dereleri. Ne güzel dur ne güzel Maçka'nın dereleri. Biraz tarif edeyim başıma gelenleri. Maçkayı terk eyledim, sevdiğim vardır dedim, bir tanem vardır dedim. Sevdanın hançerini işte o zaman yedim. Yedim uşaklar yedim oy. 90'da babam öldü, anam da arkasına. Ormancı babam öldü, anam da arkasına. Meze oldum uşaklar kurtların sofrasına oy. Başımı öne eğmem, görenler mesut sansın, görenler mesut sansın. Oy. Beni sırtımdan vuran şerefsizler utansın, şerefsizler utansın. Oy. Gerçekten çok güzel, yorumun çok güzel. Az önce de söylediğim gibi sesin Ali çok Abdül. Güzel. Bu sesle, bu yorumla gerçekten sevgili Erkan abi, Erkan Ocaklı'yı bir kez daha rahmetle bu eseri anıyoruz. Yaptığın zaman rahmetli Erkan abi, evet. Şöyle konuşuyorduk Mehmet abi. Bu benim de son abi, eserim derdi biliyor musun? Yani bu saatte de hiç alamamıştım. Vallahi billahi. Allah razı olsun. Abi gerçekten böyle güzel. Böyle dram parçaları okumak hiç konuşma gidiyor. Samimi söylüyorum sana. Vallahi çok güzel yorumladın. O ayrı da. Erkan abi de yazmış yani yazdı ya. Ve ciddi adam ne diyor orada son kupleyi okumadı orada işte beni sırtımdan vuran kısa geçtim orada bir kıtı daha var ama kısa okudum oraya yani beni sırtımdan vuran şerefsizler utansın onu vurgulamak istedim ya yani, daha ne orada, desin abi ya orada çok önemli bir vurgu yapmış var. Yani bir sistem var bir yere bir sistem var buraya gelmiş buraya gelmiş sistem var orada açtı oraları tabii buraya bir de hazır bu konu böyle açılmışken Mehmet abi sana bir şey soracağım daha önce hiç böyle bir kızgınlığın oldu mu herhangi bir şeye yani bir şeye kızıp da ben bunu yapacağım dediğin oldu mu abi hiç yani kızıp şarkı mı yaptın yani yok bir şarkı ya da ne bileyim işte böyle bir şarkıcılığı bırakma gibi yani ne bileyim albümleri yakma gibi. Albümleri zaten ben geçen bir televizyonda söyledim. Evet. Şu an dedim 19 albüm var. İşte Ahmet Hamdi'den bahsettim de söyledim. Evet. Öyle bir adam karşıma çıktı ki Karadenizli olmayıp da evet. Beni keşfetmeye kalkan bir arkadaş çıktı. Hem ağladım. Evet. Yani yaşımı içime akıttım. Hem de dedim ki o kanalda vardır o kanalı söylemiyorum. Evet. Şu ana kadar 19 albümüm var dedim. Hepsini yakacağım. Evet. Bir şeye kızmışsın ama işte. Burada. Ama niye yakacağım? Evet. Yani adam bana öyle bir şey sundu ki dedim ki ben niye bunu yapamamışım veya niye böyle bir adam çıkmamış? Çıkmamış. Karşıma şu yıllardan beri beni görmedilerim. Benim mesela son albümde bir şarkım var. Yani onu oraya istinaden yazmışım. Evet. Adaletim adaleti yok şu dünyada diyorum. Güzel.
Bak bak. İkinci kubrede diyor ki, gündüz fener yaktım da adam aradım. Belki de vardır ama beni bulmadı. Beni gören işte gözler sanki kör oldu diyorum. Evet. Ya arkadaş, beni adam görüyor. Bunlar daha yeni ya. Daha dün başıma gelen bir olay. Adam diyor ki ya, evet diyor ya, şu abi sen diyor Karadeniz'de diyor bir cişe hariç. Gülüyorum. Yani ne, abi ne konuşuyoruz? Halk müziği mi konuşuyoruz? Ne konuşuyoruz? Bir cişe hariç. Nasıl bir cişe hariç? Evet. Yani onu niye söylüyorsun? Onu anlamadım. Evet. Bir cişe hariç derken. Bir cişe hariç derken o rahmetli Erkan Ocaklı'ydı. Öldü. Evet. Bir cişe hariç derken neyi ispat etmek istiyorsun? Var tabii Karadeniz'de adamlar. Çok var. Ama benim halk müziği okusun ama bir cişe hariç halk müziği o daha iyi okuyor anlamında söylüyor. Onun yani bize anladım. Ayırıyor. Hani şimdi yani diyor, şekilde... yok yok Alaaddin düşünüyorum. Bu halk müziği bizim Karadeniz'de okuyan, hani Karadeniz Türkçe'de okuyup da bir de halk müziği içinde okuyan adam şimdi diyorum hele. Evet. Kafama gidiyor. Rahmetli hep şöyle derdi, programlara giderdi ki şimdi Erkan abinin programının haricinde bile. Yine beni orada eziyor bile bak. Tabi. Seni yani... ederdi böyle abi, inan samimi söylüyorum sana. Allah rahmet eylesin. Ben şöyle derdi. Beni bir tek diyor sanat aleminden diyor arayan diyor. Evet. Mehmet arar. Hep onu derdi bak yemin ediyorum sana. Hep Allah rahmet eylesin. Evet. Adnan abiyi de çok severdi. Adnan abiyi. Evet. Mehmet abiyi severdi. Evet. Yani. Sohbetimiz devam edecek Mehmet abi. Bir şarkı alalım. Kısa bir reklam aramız. Reklam mini kule kule. Evet, kısa bir reklam. Sevgili izleyenler, sağlıklı, mutlu günler diliyoruz. Yine muhteşem bir kampanya ve muhteşem bir cihazla karşınızdayız. Şu anda elimde görmüş olduğunuz cihaz bir uydu alıcısı. Üstelik tamamen Türk malı, kablosuz uydu alıcısı. Sizler de istediğiniz kanalı, hatta 4000'e yakın kanalı ve istediğiniz uyduyu izlemek ister misiniz? Tabii ki istersiniz ve artık kablo kirliliğine son veren 41 tane uyduyu rahatlıkla izleyebileceğiniz 4000 kanal kapasitesine sahip muhteşem bir uydu cihazı sizleri bekliyor. Üstelik 2 yıl garantili ve muhteşem bir kampanyayla, muhteşem bir fiyatla bugün sizlere ulaştıracağız. Tabii ki kısa süreli bir kampanyadır. Bunu da sizlere bildirmemiz gerekiyor. Kargosu, KDV'si dahil bir fiyatla ulaşacaktır. Normal şartlarda 145 TL olan bu muhteşem cihaz bugün sadece 59 lira. Yanlış duymadınız. 145 lira yerine 59 liradan uydu alıcısı sahibi olacaksınız. Üstelik 4000 tane kanal kapasitesi sahip 41 tane uyduya şifreli şifresiz bütün kanallara sahip olacaksınız. Bakın çeşitli renk seçenekleriyle beraber tamamen Türkçe menüye sahip. Çeşitli dillerde kullanılma özelliği var. 41 tane uydu kapasitesi var. 4000 kanalı barındırıyor. Ve en güzel özelliklerinden bir tanesi çocuk kilidi var. Yani ebeveynler, anne babalar çocuklarınızın izlemesini istemediğiniz kanalları şifreleyerek artık onların gelişimini etkileyecek olan kanallardan onları uzaklaştırıyorsunuz. Ve 4:3 16'ya 9 ekran özelliğiyle artık birden fazla ekran şeklinde izleyebiliyorsunuz. Üstelik artık büyük kutulara, büyük receiver'lara gerek yok. Sadece televizyon arkasına takıyorsunuz ve anten kısmıyla adaptör kısmını da taktıktan sonra artık şifreli, şifresiz bütün kanalları rahatlıkla izliyorsunuz. Kesinlikle ekstra hiçbir malzemeye gerek yok. Ekstra herhangi bir aparata gerek yok. Televizyonunuzun arkasına bu gördüğünüz el büyüklüğünde, kumanda büyüklüğünde cihazı, receiver'ı taktıktan sonra artık şifreli şifresiz 4000 tane kanalı, 41 tane uyduyu rahatlıkla izleyebiliyorsunuz. Hotbird, Eutelsat, Sirius, Türksat, akla gelen bütün uyduları herhangi bir engel olmaksızın, şifre olmaksızın izleyebiliyorsunuz. Bakın zaman daralıyor. 3 dakikalık süre içinde aradığınız takdirde 145 lira değerinde olan bu muhteşem teknoloji harikası receiver'a, uydu alıcısına her şey dahil 59 liradan sahip olacaksınız. Kesinlikle Türk malıdır, Türk mühendisleri tarafından tasarlanmıştır ve 2 yıl garantilidir. Bakın 2 yıl boyunca garantisi söz konusu. Türkiye'nin her ilinde de yaygın servis ağı söz konusudur. Gönül rahatlığı alabilirsiniz ve bu muhteşem cihazla, bu muhteşem uydu alıcısıyla şifreli, şifresiz bütün kanalları gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz. Sevgili izleyenler, bakın tamamen Türkçe menüye sahip. Kolay bir menüsü var. Kolaylıkla kanal ekleyebilirsiniz. Otomatik arama, manuel arama söz konusu. İstediğiniz kanalı istediğiniz kolaylıkla ekleyebildiğiniz gibi dedim ya, çocuklarınız için özel bir özellik var. Neydi? Çocuk kilidi. Ne oluyor? Kimi kanallar çocuklarımız için uygun olmayabilir. Sizler de bunun önüne geçmek istediğinizde o kanallara şifreyi yerleştiriyorsunuz.
O kanallara şifreyi koyuyorsunuz ve o dakika itibariyle sizin izniniz olmadığı sürece, o şifrenin girilmediği sürece çocuklarımız o istemediğiniz kanalları izleyemiyor. Yani bir nevi çocuklarımızın gelişimine katkıda bulunuyoruz bu konuda. Bakın, büyük kutulara, büyük receiver'lara, büyük uydu alıcılarına son. Sadece televizyonun arkasına takıyorsunuz, antenle bağlantısını gerçekleştiriyorsunuz ve adaptörü taktıktan sonra 4000 tane kanal, evet 4000 tane kanal, 41 adet uydu sizlerin hizmetinde. Ve kesinlikle herhangi bir şifre engelleme olmuyor. Sirius, Eutelsat, Hotbird, bütün şifreli kanallı uydulara rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Bir dakikalık süremiz kaldı. Kargo masrafı yok. KDV'si dahil 145 lira yerine sadece 59 lira sizleri bekliyor. Ve Türkiye'mizin neresinde olursanız olun, kapıya kadar teslim ediyoruz ve ödemeyi de teslimattan sonra sizlerden alıyoruz. Yani kapıda ödeme kolaylığı ve kapıya kadar teslim kolaylığını sizlere sunuyoruz. Bakın, tekrardan söylüyorum. El büyüklüğünde, kumanda büyüklüğünde bir cihaz, yanında kumandasıyla beraber ve televizyonumuza bağlayacağımız receiver'ın kumanda gözüyle beraber ve adaptörüyle, piliyle beraber geliyor. Ekstra hiçbir aparata, kabloya gerek yok. 1001 tane kablo bağlamanıza gerek yok. Birden fazla receiver kullanmanıza gerek yok. Hepsini tek bir receiver'a topladık. 4000 tane kanalın, bakın şifreli şifresi bütün kanalların izleme keyfini bu elinde gördüğünüz receiver'la tadacaksınız. Siz de 41 adet uyduyu barındıran ve 1001 çeşit televizyonu izleyebileceğiniz, 1001 çeşit kanal izleyebileceğiniz bu muhteşem cihaza sahip olmak istiyorsanız elinizi çabuk tutun. Çağrı dahi atsanız kampanya dahil olmuşsunuzdur. Bakın, bir kişi bir defa araması yeterlidir. İkinci aramaya gerek yok. Çağrı bile bıraksanız arkadaşlar size dönüş yapacak, kampanyadan yararlandıracak. 145 lira yerine sadece 59 liraya, kargo KDV dahil 59 TL'ye elinde gördüğünüz Trident marka 2 yıl garantili %100 yerli malı uydu alıcısına ve 4000 kanal zevkine, 4000 kanal izleme keyfine sizler de erişeceksiniz. Sadece 59 TL ödeyerek. Türkiye'mizin neresinde olursanız olun, kapıya kadar teslim ve kapıda ödeme kolaylığıyla. Sağlıklı günler, bol teknolojik günler diliyorum. Bitmez her şey bir anda. Söyle sanmak sen başka, ben ne yaptım ki sana? Bittiğin şey diyorsun, bitmez her şey bir anda. Senden hesap sormadan can vermeyecek bu can. Sana helalim yok, kalk musalla taşından. Senden hesap sormadan can vermeyecek bu can. Sana helalim yok, kalk musalla taşından. Hiçbir şey demiyorum, içime atıyorum. Seni ben Allah'ıma havale ediyorum. Hiçbir şey demiyorum, içime atıyorum. Seni ben Allah'ıma havale ediyorum.
senden hesap sormadan can vermeyecek bu can. Sana helalim yok, kalk musalla taşında. Senden hesap sormadan can vermeyecek bu can. Sana helalim yok, kalk musalla taşında. İçime patladı kan, dinmedi gözyaşımda. Gittin kimlerle vurdun, kalleş gibi sırtımda. İçime patladı kan, dinmedi gözyaşımda. Gittin kimlerle vurdun, kalleş gibi sırtımda. Senden hesap sormadan can vermeyecek bu can. Sana helalim yok, kalk musalla taşında. Senden hesap sormadan can vermeyecek bu can. Sana helalim yok, kalk musalla taşında. Gerçekten çok güzel. Yine sesine yüreğine abi, sağlık. Sağ mükemmel. Şarkı yani. Güzel değil mi Alaaddin? Evet, gerçekten çok güzel. Şimdi albümün ismini Mehmet abi. Şimdi sevgili lamba. Evet. Abi. Şimdi lamba gelecek ismi. Abi bak. Mesajlar da lamba diye gelecek. Olsun güzel bak. Adam ne diyor da sana helalliğim yok. Evet. Kal musalla taşında. Evet. Çok acayip bir laf. Yani ben Ziya'nın şu anda... Gizli bir kahraman olduğunu düşünüyorum. Evet, niye? Gerçekten. Bu şarkıyla mesela çıksa çok daha büyük televizyonlarda bu altyapıyla değil tabii şimdi Aydın tamam. Yanlış anlamasın Aydın da. Ne öğrendin abi? Şimdi yanlış anlama da yani bununla beraber evet, başka bir altyapıyla yani bu kaleş tutuşuna abi ya. Yapsın. Bak, ben yani işin çok başında bilen biri olsun tabii. Evet. Çıkabilsin arkasında al kardeşim. Abi para bu işleri konuşuyor. Şimdi açık ve net konuşalım. Evet. Hani samimi olmadan bu işler olmuyor. Tamam mutlaka. Sanmıyorsun kardeşim. Ziya senin sesin çok güzel ya. Kardeşim şarkı güzel adam cüzdası yorumcu güzel. Abi parayı vereceksin. Evet. Çıkacak bu adam niye abi kişiyi dedi kral demesin. Mutlaka yani. Kralın arabesk kişisi var. Video müzik kanalı. Biliyorsun değil mi? Evet. Bir var pop tarafı bir de var. Yeni bu tür. Yeni, yani arabesk şey var. Video müzik kanalları var. Orada niye dönmesin? Doğru buralarda. Burada döndüğü zaman, evet. O zaman Ziya Özkan diyor, bu adam kimdi lan? Bir çocuk var ya, sana helalliğim yok, kal musallat taşında kalleş diye parçası var. Evet. Öyle mi? Hemen zınk diye oturacak. E şimdi kardeşim yanlış anlama, hani bizim televizyonlar ama. Mutlaka. Maalesef burayı da izleyen, bizimkilerin yani bu bir şey bu, bir atlama ya, bu bir yani merdiven yani. Mutlaka. Ama şuna yani da inanıyorum. Çok önemli ha bizim tabii bizim canımız ciğerimiz evet. Ayrı bir şey. Ama şuna da inanıyorum yani iyi bir şeyler olduğu sürece, ekrana iyi bir şeyler yansıdığı sürece dediğim gibi hani. Yavaş yavaş çıkıyor. Gibi, mutlaka ama mesela işte Kayserilisi, İzmirlisi ne bileyim Niğdelisi bile iyi bir şey duyduğu zaman Karadeniz tamam. Müziğinde kesin mutlaka tamam. izliyor. Tamam ama ben o şeydeyim Alaaddin yani evet. Şu tarafındayım. İzlesin tamam ben Ziya Özkan şey. Gittiğim yerlere mesela ben kardeşime yine götürüp bu parçayı, kalleş parçasını evet. Alıp buna vurgu yap. Evet. Yaparak tamam ekranla da kalleş. Ya bir çocuk çıkıyor. Kalleş de bitiyor. Tamam ama sonuçta arkası gelemeyeceği bir süreç var. Yani insan düşünüyor. Nasıl arkasını getiririm? Nasıl arkası gelir? Bir bakıyorsun. Ben kendi adıma da konuşuyorum. Sanat yani bir de şu var. Dışarıdan baktığın sen zaman. Sen bakma ben yılların adamıyım da. Mutlaka. Biraz daha bir şeyler işte oradan vurmuşum buradan almışım. Evet. Pencereden akışlar bir şey yapmışım. Fadime Kaşlı Aman Atemel diye yakala diyor. Bir şey yapmışım. Oradan duygusala bağlamışım. Mezar gibi bir Türk'üm var. Falan filan sanatı. Ama yıllar yani almışım. Abi gözüm şey. Hani bu adam boşalar mı burada peşine? Kendin orada şey olur mu? Senin yaptığın eseri orada şey meydan daha güzel. İşte ama yani. Türküsü bugün. Evet. Gözünü seveyim ya. Bu, ben seni kalleşte abi gizli kahraman olarak söylüyorum. Allah razı olsun. Evet.
Seyda, bir şarkı daha alalım senden. Alalım. Bu arada sevgili Hüseyin Erbaş bizi izliyormuş. Hüseyin Erbaş? Evet. O benim adamdı ya. Hüseyin Erbaş'a buradan selamlarımızı iletelim. Bir de tabii ki programa destek veren firma sahipleri var. Öncelikle tabii Bursa'da Cemil abim izliyor. Cemil Tokdemir'e, Oflu kendisi yine. Trabzon Oflu'dur. Ya buyur işte. Evet. Cemil Tokdemir'e teşekkür ediyorum. Selam. Yine Ramazan Er. Ramazan Er'e sevgilerimi iletiyorum. Yine geçen hafta Almanya'daydım Mehmet abi. Almanya Feuerbach'ta sevgili Mehmet Bey. Aynı zamanda alt bantlarda reklamları da geçiyor. Sevgili Mehmet Bey'e teşekkür ediyorum. Feuerbach. Almanya'ya sevgiler olsun. Sevgili Hatice Hanım şu anda yine Almanya'da bizleri izliyor. Onlara selamlar abi, olsun. Bir de hemen aklıma gelecek. Onu da söyleyeceğim az sonra, şu an gelmedi. Mehmet abi şarkıyla devam edelim. Almanya'ya gidelim. Ha bu arada yok mu organizasyon? Organizasyon yok mu yurt dışına gidelim Mehmet abi? Var da abi, olay şu yurt dışında. Yurt dışında şimdi Mehmet'ciğim arıyorlar beni. Arıyorlar mı? Öyle değil mi abi? Abi falan yerde falan filan. Evet. Abi gidiyorum. Bak gerçekten gidiyorum. Evet. Orada Almanya'da dostlarım var. Onlara da selam olsun buradan. Erzen Balcı, işte bizim Erdal kardeşim gibi Duisburg Trabzon Derneği'nin başkanı. Duisburg'da. Evet. Gittim, dediler ki abi burada bir yazın Cemil şeyimiz var. Geçen sene yazın bir gezi yaptık. Burada kimse gelmedi. 30-40 kişi geldi. Evet. Biz korkuyoruz. Sen gelirsen ne olur diye. Evet. Ben de korkuyorum tabii. İndim. Evet. Gördüm arkadaşlar, dedim abi korkan benim. Ben hiç bana hoş geldin diye ya. Benim aklım Cemil'de. Acaba orada insan var mı? Evet. Yani rahat değilim. Tabii. Neyse dedim ki abi, dedim o küvertede birkaç tane çocuk oynaya baktım, dedim eyvah. Çocuklar gelmişti, ne yapacağız 30-40 kişi, lan bari dedim bir 100 kişi gelse. Evet. Abi dedim ki Erdal'cığım, dedim başkana. Erdal'cığım dedim, durum nasıl dedim. Dedi ki abi full. Geri nefes aldım, indim aşağıya. Alt kat yapacağımız yer ekimi de büyük yani, uzun bayağı. Yani içinde yürüyorsun, bir buradan oraya bir 5 dakika yürüyorsun. Abi orada tesisat kurmuş, orada dolu. Evet. İçinde katta kabin koymuşlar, orada dolu. Küverteye de bir kabin koydular, millet orası ne? 4-5 saatlik kesimizde. Oo. Böyle bir problem. Ama ben oraya hatıra gittim. Yani bizim Erzen Bal var, onun hanımı. Evet. Onun hanımı Erzen Bal. Sevgili, onun hanımı, yengem. Yani ben, o hani o bana desin ki Mehmetciğim benim için öyle böyle bir şey oldu. Evet. O yengem için bu kadar... Yani bu kadar değerlidir benim için. Çağırsınlar diyelim değil mi abi? Evet, yani sürekli çağırsınlar diyelim değil yani, mi? Yani paraya süreceğiz değil mi? Para verilmiyor yani. Öyle bir hakkımız yok ama evet. Hakkımızı vermiyorlar. Açık konuşalım. Yani öyle bir, yani şu orada da para yok ama yok. Ben orada bazı insanlar var. İçin yani parayı falan gözetmiyorum yani. Evet. Ziyasiyim öyle bir şey olursa gideriz yani. Emin değilim abi. Çağırsınlar. Mehmet abi şöyle yapalım. Program sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Son. Veda mı edelim? Vedalarım, evet. O zaman şöyle bir şey yapalım abi, programın sonuna yaklaşırsak. Sohbetimiz Allah'a yani bir şarkıdan olsun. Sonra bitiriyor muyuz? Bir şarkı alalım, bir şarkıdan sonra bitirelim o zaman. Son ama, sohbet. Hayır, zaman... hayır. Hayır, bir dakika dur. Hayır. Yerim senin ballarınla evet. Hareketli olduğu için. Tamam. Ben şimdi slow okuyacağım, tamam. Şimdi sıkmayalım. O zaman senden bir şarkı alalım, son sözlerle de Ziya abiyle kapatırız. Ama şarkı bitmeden kapatmayın, az konuşalım. Yok, tamam. O ev kapatacaksanız... Slow, Mehmet abinin sen şey slow'unu... Ha, devam diyor, tamam. Abi... Boş ver, biz Ziya'dan alalım. Alalım. Yok, senden zaman bir slow alalım abi. Ha? Senden bir slow alalım. Ondan sonra da o güzel yarım sene balların gelmiş ya. Tamam. Onunla beraber kapatalım. Kısa da olsa ondan bitiririz yani. Daha iyi olur ama. Ondan bitiririz evet. Yani. Ha. Sen, senden olacak. Bir şarkı gel abi. Gel abi. Evet. Gel. Ateşlere attığın için kötü laf edersem adam değilim. Beni ateşlere attığın için kötü laf edersem adam değilim.
benimle oynayıp çıktığın için. Seni affedersem adam değilim, benimle oynayıp çıktığın için. Seni affedersem adam değilim. Selamımı sabahımı keserim, bakmam gözlerine surat asarım. Selamımı sabahımı keserim, bakmam gözlerine surat asarım. Ele vermem aşkımızı susarım, adını anarsam adam değilim. Ele vermem aşkımızı susarım, adını anarsam adam değilim. Değmez aşk yüzünden olsa da, kendimi yakmasam adam değilim. Sana değmez aşk yüzünden olsa da, kendimi yakmasam adam değilim. Umursamam yeni sevdan duysa da, yuvanı yıkmasam adam değilim. Umursamam yeni sevdan duysa da, yuvanı yıkmasam adam değilim. Yere batsın o yalancı gözlerim, sende kalsın zilvelerim nazlarım. Yere batsın o yalancı gözlerim, sende kalsın zilvelerim nazlarım. Hem tatlısı hem şeytani kızlarım, yüzüne bakarsam adam değilim. Hem tatlısı hem şeytani kızlarım, yüzüne bakarsam adam değilim. Belki sana değmez aşk yüzünden olsa bile, olsun be, kendime benzin döküp yakmazsam adam değilim. Umursamam, umursamam yeni sevdan duysa da, yuvanı yıkmazsam, olur olmaz yerde karşına çıkmazsam adam değilim. Beni zorlama, bak beni zorlama, senin aklını almazsam adam değilim. Aklını almazsam adam değilim. Mehmet abi. Gerçekten on numara bir şarkı. Yine yüreğine sağlık. Yorumuna sizin sağlık. Sağ olun. Programın sonuna geldiler. Evet, programın sonuna yavaş yavaş yaklaştık artık. Elektrik lambasına. Evet. Zaman çok çabuk geçti. Geçer. Biz de 4 saat oldu. Geçer. Biz yani çok iddia ediyorum sana 4-5 programlık yani, böyle muhabbeti biz bitiririz seninle. Ziya çok vefalı çocuktu. Evet, bir kere onu söyleyeyim. Gittiğim bazı yerlerde de Ziya kardeşim yine kalleş türküsünü tanıtmak için getireceğim. Beraber gideceğiz. Bu da söylüyorum. Çünkü sizin buradaki programlarınızda da evet, benim olmam önemli değil. Tabii mutlaka. Ziya'nın telefonunu alın. Evet. Hayır.
Ya çok güzel bir yorum. Gerçekten başka başka programlarda görmek, izlemek. Üstattan böyle güzel laflar duymak bana gurur veriyor. Zaten bana o yetiyor. Evet. Böyle etrafımda güzel insanlar bana canım bu şekilde iltifat etmesi bana yeter zaten. Canım benim. Sağ ol. Allah. Gerçekleri söylüyor gerçekten. Davetin, Mehmet abi gerçekten. Yani gördüğünü söylüyor. Alaaddin. Her şey. Evet. Allah her şeyin kalbini bilir. Amin. Mutlaka. Bak Allah. Evet. Her şeyin kalbini bilir. Beni anlamayan, beni böyle bazen kıranlar, üzenler var. Ben Allah'a bırakıyorum. Evet. Allah'a bırakıyorum. Allah-u Teala da adına şükürler olsun. Sorunu bende gelin çözün. Allah'a havale edersem sıkıntı diyorsun. Evet. Bu arada Mehmet abi. Yok, Allah'a havale ediyorum. Yok, Allah'a havale ediyorum. Allah'a havale ediyorum o bir işin. Evet. Programın gerçekleşmesinde benimle birlikte koşturan sevgili Abdurrahman Özsaraç. Abdurrahman evet, program danışmanı aynı zamanda. Abdurrahman Özsaraç. Evet. O kendisi Manisalıdır. Manisa'da olmasına rağmen yine Karadeniz müziğini de seviyor. Manisa üzümü. Evet. Abdurrahman Bey'e teşekkür ediyorum. Manisa üzümünü biliyorsun. Eşi Emine Hanım izliyor. Manisa üzümünü biliyorsun. Manisa üzümünü biliyorum. O zaman yengeye de saygılarımız olsun. Evet. Emine Hanım'a da selamlarımızı buradan iletelim. Evet. Son sözlerinizi alın. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Güzel davetinden dolayı. Güzel. Mehmet abimden bu sahneyi bu güzel ortamda paylaştığım için o benim için ayrı bir şeref, onur. Evet. Ve Mavi Karadeniz ekranlarında bütün seven dostlara sevgi, saygı, her şey gönüllerince olsun. Allah sağlık, sıhhat, afiyet versin. Çok teşekkür ediyorum. Son şarkıyı senden alacağız, senle kapatacağız. Mehmet abi son sözlerini alayım abi. Son söz diye bir şey yok. Ben sevmesini ve sevilmesini bilen herkese saygı gönderiyorum da. Ziya Özkancı kardeşimin bu nazik bu düşüncelerinden ötürü ben de ona teşekkür ediyorum. Gelecekte Allah yolunu açık eylesin. Razı olsun abi. Siz de telefonlarını alın, gözetin, şey yapın. Görüşeceğiz. Ona göre senin yüzü alırsın şimdi bir tane iş adamı. Evet. Alırsın bilmem falan filan doktor, moktor senin o işlerin var. Evet. Ama Ziya'yı da alırsın yanında niye? O da sıcak Türkçelerini okur. Anladın mı bu anlamda? Mutlaka. Bugünkü program dediğim gibi ilk canlı yayında. Sürçülisan ettiğimse affola. Sizlerden de özür diliyorum. Sana ekran başından bizi izleyenler de var. Onlara da tebrik. Nihat Bey bağlanmadı. O biraz kafama takıldı. Nihat Bey. Nihat Ekşilioğlu sanırım müsait değil. O yüzden bağlayamadık abi. Özür dilenecek hiçbir şey yapmadık. Ben güzel geçtiğine inanıyorum. Evet. Harika program oldu. Hani ilk canlı yayında kendim açısından o çiz başladığımızdan dolayı onu diyor. O yani. Sıkıntı yok. Yani hani bize bile kendi açımdan hani sürçülisan evet. Yani Mehmet abinin mutlaka. Mehmet abinin eserinden gene albümü bitireceğiz. Evet. Albüm de var. Yerim senin balların hem de istekler. Yerim senin balların. Evet. Senle burada oynayalım. Sevgili izleyenler haftaya yine sürpriz konuklarım yine programda olacak. Haftaya pazar günü 11'de Alaaddin'in sihirli lambasını Mehmet abin dediği gibi lamba. Evet. Lamba abi. Lamba. Burayı bir lamba şart abi. Abi şart ama. Evet, burayı bir lamba şart. Haftaya 11'de pazar günü görüşmek ümidiyle diyorum. Güzel bir şarkıyla da veda ediyoruz. Evet. Ben seni kaçıracağım seni. O boyalı konakta yatıracağım seni. Canımsın canımsın deme öyle. Canımsın canımsın deme öyle. Yarım sanım ballar mı? Yarım sanım ballar. Yarım sanım ballar mı? Yarım sanım ballar. Kırmızı yanaklarını yufalayayım. Kırmızı yanaklarını yufalayayım. Ben seni sen de alsana beni. Çekiyorum durmayı bu gönlümü direni. Canımsın canımsın deme öyle. Canımsın canımsın deme öyle. Yarım sanım dalar mı? Yarım sanım dalar. Yarım sanım dalar mı? Yarım sanım dalar. Kırmızı yanaklarını yufalayayım. Kırmızı yanaklarını yufalayayım. Ben seni yeni yaptırdım evi. Saydım da kuruşları razı ettim neneni. Canımsın canımsın deme öyle. Canımsın canımsın deme öyle. Yarım sanım dalar mı? Yarım sanım dalar. Yarım sanım dalar mı? Yarım sanım dalar. Kırmızı yanaklarını yufalayayım. Kırmızı yanaklarını.
dudaklarını yufalayayım.